Selamlar dostlar. Bu videoda Bitcoin'in ve genel olarak kripto marketin durumunu değerlendireceğiz. Dün bir pozisyon paylaşmıştım Bitcoin'de. O pozisyonun nasıl ilerlediğini ve bu süreçte nasıl bir strateji yürütebileceğimizi konuşacağız bu videoda. Hızlıca videoya geçelim. Bitcoin'de paylaşmış olduğum pozisyonu şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu pozisyonu paylaşıp bu şekilde bir long pozisyon alacağımdan bahsetmiştim. Güzel de açıklamıştım neden alacağımı bu pozisyonu. Şimdi gelin grafiğe dönelim ve bakalım nasıl bir görünüm şu anda karşımızda. Bakın işleme gireceğimi söylediğim seviye 11.557 dolar seviyeleriydi. Ve Bitcoin o seviyeyi test ettikten sonra yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Bakın bu bölgede bir ikili dip görünümü de mevcut. Bu ikili dip görünümünün ardından fiyat yukarı yönlü hareketlenmeye başlamış. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Burada bulunan yani şurada ikili dip görünümü oluştuktan sonra ikili dip hedeflerine ulaşılmış mı? Öncelikle onu bir ölçelim. Bakın şöyle dipten neckline'a kadar çektikten sonra şöyle bir tane uzattığımızda bakın tam bir ikili dip boyunca fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Aslında ilk olarak ikili dip hedeflerine ulaşılmış diyebiliriz. Bunun devamında ikili dip hedeflerinin ardından bakın yine burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Sol tarafta bir ekstrem noktamız var. Ekstrem zirvemiz var. Ve bu zirvenin üzerinde de şu anda kapanış yapılmış gözüküyor. Hemen 4 saatlik grafiğe gidip kontrol edelim bunu. Çünkü bu yapı aslında bir 4 saatlik grafiğin direnç seviyesi. Bunu son canlı yayında konuşmuştuk. Neden burayı 4 saatlikte değerlendirmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Baktığımız zaman bakın bir önceki 4 saatlik mumun bu direnç seviyesi üzerinde kapandığını görüyoruz. Tekrar 1 saatlik grafiğe indiğimizde yine Twitter'da bugün 11.835 dolar seviyesinden bir ekleme yapılabilecek bir seviye olduğundan bahsettim. Her ne kadar orada 385 yazsam da aslında düzeltmesini de bu videoyla yapmış olalım. 11.835 dolar yani burada görmüş olduğunuz şöyle şu sarıları kaldırırsak grafiğimizdeki. Burada görmüş olduğunuz 11.835 dolar seviyesi. Eğer bu pozisyona daha erken bir yerden girdiysek ekleme yapmak için güzel bir seviye. Ben olsaydım buradan yeni bir işlem açmazdım. Yani sıfırdan bir işlem açmazdım. Fakat pozisyonumuza ekleme yapabiliriz. İkisinin farkı ne diye soracak olursanız. Bakın işleme buradan girdiyseniz eğer. Buradan da pozisyonunuza bir ekleme yaparsanız ortalamanız buralara denk gelir. Yani ikisinin ortasına denk gelir. Eğer bir buradan bir de buradan alırsanız ortalamanız buralara denk gelir. Eğer daha düşük alırsanız yani diyelim ki bir buradan alıp yarım buradan alırsanız dolayısıyla ortalamanız birazcık daha aşağıda olacaktır. Bu şekilde buralardan ekleme yapılabilir. Ama doğrudan buradan pozisyon aldığınızda fiyat olur da bu destekte durmazsa daha aşağıya gittiğinde siz pozisyonunuz zarar yazar. Böyle bir durumda ise siz ortalamanıza geldiğinde fiyat eğer durum kötüleşmeye başladıysa, eğer trend dönmeye başladıysa bir çıkış yapma fırsatınız olabilir. Yine aynı şekilde burada baktığımızda iki dokunuşla bir trend oluştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda bunu şu şekilde kanala dönüştürdüğümüzde şu anda da burada görmüş olduğunuz kanal aslında bir kanal boyu uzatılmaya başlamış gibi görünüyor. Yani kanalın üstüne çıkacak mı çıkmayacak mı aslında tam olarak burada göreceğiz. Şöyle hemen bu kanalın boyunu ölçüp bir kanal boyu hemen buraya uzatalım. Klasik yaptığımız işlemlerden bir tanesi. Bakın bunu da çektiğimizde belirlemiş olduğumuz 11.285 dolar seviyesini burada bize işaret ediyor. Bu şekilde yükseldiğinde buralara değebilir. Hızlıca Ethereum'a bakalım. Bakın bu son canlı yayından kalan aslında çalışmamız. Şimdi bu çalışmanın tamamını bir silelim. Şöyle bir bakalım Ethereum grafiğine. Şöyle 4 saatliğe geçelim hatta. Bakın Ethereum'da yine daha öncesinde olduğu gibi yani bir önceki yükseliş trendinde de olduğu gibi Bitcoin'den çok daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bakın son zirve geçilmiş. Son zirvenin üzerinde bir fiyat hareketi var. Şimdi geçen sefer ne olmuştu? Bakın şuradaki şu sol tarafta görmüş olduğunuz şöyle işaretleyeyim. Sol tarafta görmüş olduğunuz ekstrem geçildikten sonra fiyat hareketi bunun üzerinde kalamamıştı ve altına inilmişti. O zaman Bitcoin'de henüz direnç kırılmamıştı. Yani henüz son zirve kırılmamıştı. Ve ben demiştim ki Ethereum bize yol gösterici olacak. Fakat ben orada tamamen yanılmışım. Aslında Bitcoin yol gösterici olmuş. Bu sefer yine aynı şekilde düşünüyorum. Fakat tam ters yönden. Yani Ethereum'da bu direncin geçilmiş olması burada görmüş olduğumuz cycle'ın benzerini bize yaşatabilir. Ne demek istiyorum? Bakın
Şöyle birazcık geriye alalım grafiğimizi. Yani burada daha önce, yani şuraya kadar değerlendirecek olursak, bakın extreme, altında bir range, üzerine çıkılıyor, direnç kırıldı zannediyoruz. Fakat üzerinde iki dokunuş yapıldıktan sonra tekrar altına iniliyor. Şimdi benzer bir durum burada oluşabilir. Yani fiyat direncin üzerinde gibi görünüyor fakat üzerinde birkaç mum kapattıktan sonra tekrar aşağıya dönebilir. Şimdi bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Bitcoin grafiğine gideceğiz. Bakın Bitcoin grafiğinde henüz son zirve geçilmemiş. Yani son zirve dediğim yer neresi? Bakın tam olarak burası. Son zirve geçilmemiş. Dolayısıyla buraya kadar fiyat gidecek mi gitmeyecek mi, burası çok önemli. Eğer dönüş yapmaya başlarsa Bitcoin, ya Bitcoin'de bir dönüş görmeye başlarsak Ethereum'da da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu unutmayın arkadaşlar, Ethereum son dönemdeki DeFi projeleriyle birlikte biraz Bitcoin'den pozitif ayrışmaya başladı. O nedenle Ethereum'u birazcık daha böyle kendi alanında artık değerlendirmeye başlamamız gerekiyor. Evet, Ethereum tek başına da gidebilir Bitcoin'den ayrışıp, pozitif ayrışıp. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunu da görmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Göstergelerden daha önce anlatmıştım. Buraya bir korelasyon katsayısı ekleyebiliriz. Korelasyon katsayısını Bitcoin ile karşılaştırarak ekleyelim grafiğimize. Bakın eklediğimizde şunu görüyoruz. Şu anda Bitcoin ile Ethereum arasında, şu ATR'yi de kaldırabiliriz. Bitcoin ile Ethereum arasında 0.95 oranında bir korelasyon katsayısı şu anda bize 0.95'i gösteriyor. Bu neydi? 1'e yaklaşması iki ürün arasında. Yani şu anda biz Ethereum grafiğindeyiz. Aşağıda da korelasyon katsayısı var. Eğer korelasyon katsayısı 1 ile eksi 1 arasındaydı hatırlarsanız, 1'e yaklaşması iki ürün arasında pozitif korelasyon var demekti. Bu da ne demekti? Birisi %5 yükselirken diğeri de %5 yükseliyor anlamına geliyordu. Eksi 1 olması neydi? Biri %5 yükselirken diğeri %5 düşüyor anlamına geliyordu. 0 olması da iki ürün arasında kayda değer bir korelasyon olmadığı anlamına geliyordu. Şimdi bu ilişkilendirmeyi yaparken aradaki neden sonuç ilişkisine dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin ve Ethereum aynı markette birbirlerine çok benzer iki ürün olduğu için korelasyon katsayısını burada yorumlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. Bakın daha önce şu şekilde Ethereum ve Bitcoin arasında korelasyonun birden uzaklaştığı zamanlar olmuş. Genellikle birde görürsünüz, bire yakın görürsünüz korelasyon katsayısını. Fakat yine bir ayrışma görürsek eğer, bu bize şunu gösterebilir. Ethereum yukarı giderken Bitcoin o sırada eğer aşağıya gidiyorsa, bu bir ayrışmanın habercisi olabilir. Korelasyon katsayısını bu nedenle takip etmemiz gerekiyor. Son olarak şunun da duyurusunu yapayım. BitMEX bugün itibariyle mobil uygulamasını resmi olarak resmi hesaplarından duyurdu. Ben de yaklaşık bir ay önce BitMEX'in mobil uygulamasının detaylı incelemesini YouTube kanalımda yapmıştım. Sağ üst köşede çıkan karta tıklayarak BitMEX mobil uygulamasını nasıl indirebileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi anlattığım videoya da gidebilirsiniz. Bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Sorularınız olursa bu videonun yorum bölümünde sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Sorularınızı tek tek okuyorum ve bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.